Aylarca Dominik'te büyük bir mücadele veren Survivor 2016 yarışmacıları İstanbul Ulus'ta özel bir davette buluştu. Kahkahalar adeta havada uçuştu. Anıların yeniden canlandığı gecede Magazin 8 sizler için eski yarışmacılarla tek tek özel röportajlar yaptı. İzliyoruz. Yemek yiyemiyorsun diye çıldırıyorsun. Tamam. Bergen Kaybek'te tamam. Çıldırıyorsun. Survivor'ın efsane kadrosu buluştu. Avatar Atakan müthiş bir sinema filmiyle geliyor. Üzerinde çalıştığımız birkaç tane dizi projesi var. Ezgi içindeki hasreti bir türlü dindiremiyor. Keşke bir yolunu bulsam da geri dönsem diye. Acun Ilıcalı şampiyon Atakan'ın yarışmada kalan bilinmeyen bir özelliğini ilk kez açıkladı. Tatlı tatlı söylendiği oluyordu. Ünlülerden Ebru Öztürk'ü adada şaşkına çeviren kural. Onu yaparlar diye düşünüyordum ve sordum adada. Efecan ve Zafer'e röportaj anında İbo'dan büyük şok. Geçen nerede bir video izledim. Efecan arkamdan sallamış. Dün akşam telefonlarım açılmadı. Survivor'cıları İstanbul'da Dominik'te yarıştıkları süre içinde iletişim konusunda destekleyen iletişim sponsorları bir araya getirdi. Kızlar güzellikleriyle, erkekler yakışıklı halleriyle davette göz kamaştırdı. Nerede bu çamurlu halleri? Nerede grand tuvalet bu şıkır şıkır halleri? Ulus'ta göz kamaştıran geceye Survivor 2016'nın şampiyonu Avatar Atakan özel olarak hazırlanarak gelmiş. Döndükten sonra zaten mükemmel bir ilgiyle karşılaştım sağ olsun. Beni destekleyenler sayesinde zaten şampiyon oldum. Gece mavisi strettoları ve göğüs kısmı işlemeli kıyafetiyle şık bir şekilde geceye katılan Ezgi Avcı, adadan ayrıldığı günden sonra yarışmanın ve arkadaşlarının hasretini yaşamış. Elendiğimden beri şunu söylüyorum. Dedim ki Survivor ya, elendiğim andan itibaren ben geri dönmek istiyordum zaten. Keşke bir yolunu bulsam da geri dönsem diye. Öyle bir şey maalesef ki olmuyor. Ama çok güzel anılarım oldu. İnsanlığa, hayata dair çok şey öğrendim orada. Survivor'dan elenince ağlayan ve hala o günün romantizmini yaşayan Yattar Ayla'yız. Ben ayrılırken ben Atakan'la düşündü çünkü yanlış bıraktı. Unutulmayacak anılar edinmiş adada İbrahim Yattar'a. Efsane futbolcu hayatına futbol sektöründe devam edeceğini açıkladı. Bir şeyler bulacak. Ya spiker olacak, ya antrenör olacak, ya menajeri yok olacak. Gecenin en kırmızısı ünlülerden Eda Akkaya'ydı. Nerede bu Eda? Bakalım akşam büyük ihtimalle belli olur zaten yazacağım isim. Nerede kırmızılar içinde bu Eda? Çamurlar içinde açlıkla mücadele ettikleri günlerde büyük deneyim kazanmış ünlülerden Eda. Survivor'a gitmek isteyenlere de bir tavsiyesi var. Survivor'a gitmek isteyenler kesinlikle günde tek öğün yesin ve o şekilde hazırlansın. Asla ve asla kas yapmasınlar. Benim karakterim hakkında yorum yapıyorsun. Bana bir söylesene sen bir. Sen bana laf sokamazsın. Tamam mı? Gecenin beyaz meleği var sırada. Çok tatil yaptım ben bu yaz. Zaten yeni döndüm sayılır. Açlık, uykusuzluk, yağmur ormanlarında sırılsıklam ıslanmak bir yana, bakın onu en çok ne etkilemiş? Mesela en çok beni zorlayan şey dişlerimi fırçalayamamam. Ve gerçekten de mutlaka bize diş fırçası verirler diye düşünüyordum. Hani onu yaparlar diye düşünüyordum. Ve sordum adada hani diş fırçamız o. Ne diş fırçası? Survivor'dasın sen. Açlık konusundaysa sonradan bir itiraf geliyor Ebru Öztürk'ten. Ama ne itiraf? Çok açlık çekmeye başlamıştım elenmeme yakın. Ve pelikan tutalım falan diyordum Yattar'a. Değerli izleyenler, kahkaha tufanına hazır olun. Gönüllülerden Efecan ve Zafer de uzun bir süre sonra yan yana geldi. Survivor'la alakalı artık o zamanlar acı çektiğimiz şeyleri artık geyik haline döndürebildiğimizi fark ediyoruz. Zafer ve Efecan şimdi bir şok yaşayacak. Çıktıktan sonra bunların hepsine güldük. Çıktıktan sonra güldük. Geçenlerde bir video izledim. Efecan arkamdan sallamış. Ama öyle böyle değil. Ama yine de kardeşimdir, sıkıntı yok. Onun açlığına veriyorum. İşte gönüllüler takımı. Röportaja İbrahim de geldi. Demek ki çok aç kalmış ki bana sallamış. Tamam, yoksa sallayacak bir adam olarak görmüyorum Efecan'ı. Yani. 91'den falan 76'ya düştüm yani. İbo sistemlere devam ediyor. Yani, eyvallah. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ben de öyle demek istiyorum ama yani ben de öyle demek isterdim ama dün akşam telefonlarım açılmadı. Yani saat 10.30'da sendeyim dedi bana Zafer. Zafer, Efecan, Serkay ama saat gece 1 olmuştu, hala ortalıklarda yoklardı. Bir de telefon açılmadı, aradım. Serkay burada yok. Ay sebebini